Görmüş olduğunuz bu ıssız okyanusun ortasında 100 gün geçireceğiz ve bu okyanusta köpek balığına karşı gelerek gemimizi büyüteceğiz ve bu okyanustan kurtulmaya çalışacağız arkadaşlar. Hepiniz yeni serimize hoş geldiniz. Raft'ın ilk bölümüyle karşınızdayım. İlk günden başlayarak 100. güne kadar bütün ilerlemeleri göreceğiniz bu seriye tekrardan hoş geldiniz. Biliyorsunuz Stanhart'taki mantıkla tekrardan devam ediyoruz. Stanhart'ta da biliyorsunuz ilk gün birden gün 10'a kadar gelmiştik. Gün 100'e kadar yani yaklaşık 10 bölümlük bir seriyle Stanhart serimizi bitirecek Arkadaşlar bu serimizde de bir geminin gemi bile denemez aslında ama bir tenekenin üstündeyiz ve bu tenekeyi büyüterek bir gemi yapmaya çalışıyoruz. Bu geminin gözetleme kulesi olacak, baktığımız yerler olacak, etrafa gözetleme yerleri olacak. Gemiye işte demirleme aletlerimiz olacak. Bayağı bir gelişeceğiz ve bu gelişmelerde önce de tabii ki denizlerdeki artıkları toplayarak kendimize aletler yapmamız, kendimizi geliştirmemiz gerekiyor dostlar. Bu arada videonun başında söylemeden gecemizden arkadaşlar kanala abone olup like atarsanız da beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Evet dostlar şu şekilde birazcık lootlandık. İki tane ip gerekiyormuş. iplerimizi yaptık. Bunları yapmamızın sebebi gemimizi biraz daha şu şekilde büyütmek arkadaşlar. Tek bir yerden görmüş olduğunuz gibi birazcık daha büyük bir yere ulaştık. Şöyle ileride görüyorsunuz. Şöyle yaparsam daha net gözükür bir ada var. Bu adalardan arkadaşlar giderek tahta işte değişik materyaller toplayabiliyoruz. Olayımız bu şekilde. Evet arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi 3'e 3'lük bir neredeyse karesel bir yer yaptık. Şimdi bu yere arkadaşlar bir yatak yapmamız gerekiyor ki geceleri uyuyabilelim ve boş yere beklemeyelim. Hızlıca günlerimizi geçirebilelim dostlar. Evet dostlar şu şekilde yatağımızı da koyduk. Yatağa koymamız çok güzel oldu aslında çünkü yatağa koymamız geceleri boş yere beklememizi sağlayacak. Evet köpek balığı bu şekilde bize saldırıyor. Ama şu anda hiçbir şey yapamayacağım tabii ki çünkü wooden spear yapmamıştım. Bunun için de eşya lazım. Hemen bu eşyamızı da toparlamaya çalışalım dostlar. Şu şekilde biraz aksiyonlu işlere gireceğim çünkü hukum kırıldı. Şu şekilde biraz riskli işler yapacağız. Adanın içinden geçiyoruz. Umarım saplanıp kalmayız. Dostlar şimdi şöyle bir sıkıntımız da var. Bizim Spear'dan önce hook yapmamız lazım. Çünkü artık hiçbir şeyi toplamamaya başladık. O yüzden. Evet dostlar şuradaki köpek balığının yediği yeri de tamir ettik. Üstüne biraz daha yer çıkabiliriz şahsen. Şu şekilde. Tahtalarımızı alalım. Yalnız bize spear yapmak adına ip lazım. Onun için de yaprak lazım. Yaprağa abanmamız lazım doğal olarak. Şu anda spear'ımız da yapmış bulunmaktayız arkadaşlar. Geldiği anda saplayacağım. Geldiği anda affı yok. Artık kendimizi de koruyabiliriz. Çok güzel. İçlik sıkıntımız ve susuzluk sıkıntımız da var. Bunlara çözüm olarak da kendimize pişirme yerleri yapmamız gerekiyor. Şu şekilde bir simple profire ve simple grill yapmamız gerekiyor. Hop. Evet, köpek balığı geldi arkadaşlar. Saplayalım şuna şöyle. 3 de bırakıyor. Artık su arıtıcımızı da yaptık dostlar şu şekilde. Bir tane de kap yapmamız lazım. Zaten bir tane plastik istir şöyle suyu dolduruyorum içine. Bu şekilde de ateşini yakıyorum. Şu şekilde suyumuz pişirilmeye hazır hale geliyor arkadaşlar. Şuradan şu plastikleri alabilir miyim? Alamadım. Okay. Ön tarafta 3 tane koli geliyor neredeyse. Hatta belki en arkadakini de sayarsak 4 tane. Onları da bir alalım. 6 tane, 6 tane lifim var. Çok güzel. Mükemmel verdi life. Buradan ne çıktı? O güzel. Pancar çıktı arkadaşlar. Bu pancarı bir gömersek açlık sıkıntısını bir nebze olsun çözer diye düşünüyorum. Şöyle lifle, şuradaki lifleri de alacağım. Bayağı bir lif geldi. Bu çok güzel oldu. Lif önemli arkadaşlar. Bu oyunda lif çok önemli. Neredeyse her şeyi lifle yapıyoruz. Fishing rod diyelim. 5 tane oldu. Burada lif var mı? 2 tane de burada var ipim. 7 oldu. Bir tane daha lazım. Şunu alırsam içinden çıkarsa çok güzel. Bir tane daha yaptım. Çok güzel. Şimdi balık tutma zamanı ölmeden halletmemiz lazım arkadaşlar balık işini falan. Sağ tıkla tuzak seçtim. Zaten tuzağım yok şu anda. Şu şekilde oltamı atacağım bekleyeceğim yani şu an hiçbir şey yapasım yok. Yapasım yok değil aslında açlıktan öleceğiz. Türkçesi bu. Evet ilk balığı tuttuk arkadaşlar. Hatta ben onu sıkıntı çıkarmasın diye balığı gelip şurada bir pişireyim yemeğe hazır hale getireyim ki ölmeyelim. Ölüp gitmeyelim. Evet, geldi bunu. Hayır, 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 hayır. Ya sen nasıl bir geri zekalısın ya? Tebelleş oluyor ya. Sen de ol artık öleceğiz yoksa. Okey çok güzel. Balık tutmaya devam edebiliriz. Orayı bir tamir edeceğiz ama. Çünkü yatak kırılmak üzere. Evet güzel. İkinci balığımızı da tuttuk. Balığımız oldu mu? Hala olmadı. Ona kadar hala devam edelim balık tutmaya. Yemek olayı çok önemli çünkü. Şurada bir yer var. Oraya gidebilirim ama açlıktan oraya da gidemeyeceğim sanırım. Evet geldi diğer balıkta. Çok güzel. Balığımız pişmiş bu arada. Bize bu kurtarıcımız olacak. Gel hocam. Oo mükemmel. Suyumuzu da koyalım. Çok güzel. Şurayı da bir tamir etsek. Mükemmel. Şu üstümdekileri de bir atmak istiyorum. Patates de çıkmış. Mükemmel. Şu şekilde. Şunları da pişirir, pişirirsek bunlar da mükemmel olacak. Su ihtiyacını da gidereceğiz. Dalga çıktı bu arada. Dalga sıkıntı. Bir tık mideniz bulanabilir arkadaşlar. Hop, şu şekil. Güzel. Şimdi... Ne yapabilirim? Bir tane taş lazım balta için. Balta yapacağız. Çünkü adalara gittiğimiz zaman ihtiyacımız olacak. Onun dışında bir research table yapmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü... E, bazı araştırmamız gereken şeyler hepsi burada. Şuraya koyalım dilerseniz. Şu şekilde. Mesela, Receiver'ı araştıralım ki araştırmış zaten o eşyaları koyarak şöyle research dediğimiz zaman bunları araştırıyor güzel bir şekilde. Sonra hop bir dakika. ipimi ver geri. İple yapılabilen şeyleri araştıralım. Ondan sonra şunla yapılabilen şeyler, taşla yapılan yapılabilen şeyler. Bunlar arkadaşlar buraya yeni eşyalar ekleyecek. Ve tabii ki bizim de işimize yarayacak. Mesela şöyle atılabilir çapa ekledi. Pedal ekledi. Aha hop 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 aldım onu. Çok güzel. Mesela başka ne koyabiliriz buraya? Şunları bir alalım. Mesela tahtaya eklememiştik. Tahtayla research denebilen mızrak varmış. Çok güzel. Research dedik. Bunların hepsini bir öğrenelim. Çok güzelsin. Taş taş zaten okey. Okey bunu yapmışız bunu yapmışız. Bunda zaten research denebilen bir şey yok. Hop Yine geldi. Bu bizim başımızın belası olacak arkadaşlar herhalde. Şu şekilde. Çok güzel. Bu arada bayağı bir olmuşken bu. Ben biraz şu şekilde şuraya doğru gemiyi büyütmek istiyorum dostlar. Hatta şöyle de bir devam edilebilir. Ondan sonra şuradaki yaprakları bir alalım. Şuradaki yaprağı da alalım. Mükemmel. Şurada bir ada var ama sanırım oraya gidemeyeceğiz. Yani şu an gayet gayet iyiyiz ya. Evet dostlar dilerseniz bölümü burada bitirelim şu şekilde tek bir bloktan bu şekilde büsbüyük bir sal diyelim artık. Buna gemi denemez çünkü. Sala dön, dönüştük şu şekilde. Son balığımızı da yiyelim. Hatta şunu da bir alalım. Çok güzel. Diğerki bölümde arkadaşlar 10. günden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu şekilde gün geçtikçe kendimizi daha güzel e, yerlerde bulacağız arkadaşlar. Benden bu videoluk bu kadar. Kanala abone olup like atmayı unutmasınız. Çok çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.